Şimdi ben şeyi de söylemek istiyorum. 2001 ya da 2 yılında zannediyorum, hani hatırlıyor musunuz? Geldiler, şu 2 sayfa 9 maddelik bir anlaşma yaptı. Evet. Hani Colin Powell'la Abdullah Gül meselesi var ya. İşte tam o sırada 2004 yılında da Colin Powell Beşar Esad'a gitti. Ve Beşar Esad'a dedi ki, bak Beşar Esad, al bu maddeleri önüne. Eğer bunlarda hemfikirsek, eğer bunlarda işbirliği yapacaksak, sen bölgenin iyi bir aktörü olacaksın. Hayır, yapılmayacaksa o zaman sen bilirsin. Sen bilirsin. Evet, aynen öyle oluyor galiba. Ve Beşar Esad o zaman, yani kendi açıklamalarından da takip edebildiğimiz kadarıyla, kağıdınızı alıp buyurun gidin dedi. Yani şey yapmadı. Buna evet demedi. Türkiye'nin evet dediği. Evet, bu anlaşmaya. Bu siyasi iktidarın 9 evet. maddeye evet dedi. 2 sayfalık evet. Ana 9 yani madde. Yani Sedat Sertoğlu'nun yazdığı şeyden bahsediyorum. Sedat yayınlandı ya. Sedat Sertoğlu'na şeyin, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. İzah etti. Sizin oturduğun yerde işte Colin Powell oturuyordu. 9 madde mutabakata varlık dedi ki şey. Evet. Yani 2003'te burada bu şey oluyor, burada bu anlaşma imzalanıyor. Siz bizim çıkarlarımız çerçevesinde müttefiğimiz olarak bu bölgede üstünüze düşen görevi, eş başkanlığı, şunu bunu yapacak mısınız? Peki, imzalanıyor. Aynı şekilde 2004'te de şeye gidiyor işte bu Beşar Esad'a ve Beşar Esad'a da bir kağıt uzatıyor. Fakat Beşar Esad bu anlaşmayı imzalamıyor. Kabul etmiyor. 1999'da Abdullah Öcalan'ın oradan çıkışından sonra da daha önce de Türkiye İhvan-ı Müslümin'i, yani Suriye'nin baş düşmanına destek verdiği ve hala da biliyorsunuz destekler sürüyor. Kendisi de PKK'yı destekledi o dönem içinde. Bütün bu yanlış politikalardan vazgeçildiğini açıklayarak Türkiye'ye 2007 yılında net bir şekilde bir mesaj iletiyor. Diyor ki, biz burada PKK'yla bu emperyal bir maşadır. Bu PKK ile biz İran, Suriye, Türkiye olarak şey yapalım. Mücadele edelim. Bunun da yanımda, yani hatta uzun uzun işte üstünde ne şeyler olduğu, ne maddeler olduğu da burada var. Türkiye, İran ve Suriye üçlü askeri tatbikat yapsın diyor. Arkasından diyor, bu üç ülke toprak bütünlüklerinin korunması için birlikte istihbarat faaliyeti yapsın. İşte ve PKK'ya karşı da ortak askeri operasyon yapalım diyor. Bütün bunlara Tayyip Bey'in cevabı hayır. Bir defa şunu çok iyi görmemiz lazım. Bugün Orta Doğu'da yaşanan hadiseler, olaylar, Peygamberimizin yıllar önce hadislerinde anlattığı mucizevi olaylardır. Bunlar hep ahir zaman alametlerinden. İnsanoğullarının en şerleri Bağdat'a girmeden kıyamet kopmayacak. Şimdi bakıyorsunuz böyle bir süreç başladı. Ve İslam coğrafyası işgal ediliyor. İslam coğrafyasını işgal eden Haçlı'yla içeride işbirliği yapanlara Peygamberimiz Deccal diyor. Deccal. Deccal kimdir? Müslümanlığın içinden çıkacak, ümmeti peşinden sürükleyecek, Hristiyan ve Yahudilerin safına katacak. Ve çok enteresan, Deccal Suriye'de, Amik Ovası'nda, o Mega Dağı'nın etekleri, Lübnan, Suriye, Türkiye içine alan, Hatay içine alan o bölgede Deccal Hristiyan ve Yahudilerle beraber olacak, Müslümanlarla harp edecekler orada. Kıyamet harbini. Deccal'ın adı belli yani. Şimdi dolayısıyla şimdi öyle bir süreç var ki, bakın bu mübarek günlerdeyiz. Her Müslüman elini vicdanına koysun. Bir kötülüğe vesile olan onu işlemiş gibidir. Bir kötülüğe vesile olan onu işlemiş gibidir. Bu kadar kesin ölçü var. Şimdi biz şu anda kendi elimizden Suriye'deki işgale, Irak'taki işgale, Libya'daki işgale birebir destek oluyoruz. Evet. Yani ne demek? Libya'daki muhalifler Türkiye'ye toplanıyor. Suriye'deki muhalifler Türkiye'ye toplanıyor. Yemen'de karışıklık var, silahlar Türkiye'den gidiyor. Paralar bilmem nereden gidiyor. Yani merkez üst haline Türkiye'ye geldi. Evet. Böyle bir şey, yani böyle bir... Ama bir zamanlar Mısır'da böyleydi, şimdi mübarek kafeste. Yani bunu da unutmasın kimse. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Saddam'dan Amerika'ya yandaş olmaya görsün. Evet, doğru mu? Evet. Mübarek'ten yandaş olmaya görsün. Ondan daha yakın hiç kimse olamazdı. Evet. Ama sonları ne oldu? Sonların hepsi dar ağacında oldu. Yani sonunda işini bitirince onları da temizliyor.